27 Eylül, 3 Ekim değerli Aslan burçları nasılsınız? Yükselen Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Türkiye ve Dünya gündemi için Instagram sayfama gideceksiniz. Orada haftada iki gün, aslında haftanın 5 günü mutlaka Türkiye ve Dünya gündemi yapıyorum. Tabii ki siz bilirsiniz. Instagram'da yapıyorum, orada yazıyorum ama burada çekim yapacağım. Özellikle 2022'de ülke ve Türkiye gündeminde neler olacak diye hazırlayacağım bu hafta, onları yayınlayacağım. Her zamanki gibi hiçbir şeyi kolay kolay elde edemiyorum. Ve işimle alakalı bir sürü zorluklar var ve çözmem gereken bir sürü evrak, dosya, hesap ve artık kendi içimde hangi noktaya yetişeceğim, tahammülüm kalmadı diyen aslanlar, bir sürü işler var daha. Yani şu an evet haklısınız, bazı yoğun iş temponuz var ama onun yanında ekstra işler ve planlarınız da var. Birkaç iş aynı anda götüreceğiniz için çok yorgunsunuz ama vallahi sırtınızı arkanıza yaslanın. Bunların karşılığında çok büyük kazançlar var ve bu kazançlar size çok keyif verecek. Şimdiden unutmayın. Devlete girmek ya da uzun süredir kurumsal büyük bir firmaya girmek istiyorsanız da olumlu anlaşmalar, hatta çağrılabilirsiniz. CV'leriniz olumlu şekilde geri dönüş yapacak. Hani ben bu işe alınır mıyım derken işin içinde olacaksınız. Biraz daha vakti var ama o işin içindesiniz. Haberiniz olsun. Yani o kapı benim olmalı diyorsunuz ve o kapı gerçekten sizin olacak. Bir de devlet ya da kurumsal farklı alanda çalışanlar için bunun eğitim, farklı bir eğitim alayım, doktorumu, doçentliğimi, profesörlüğümü diyen bazı başak burçları için evet bu tarz imkanlarınız var. Ama finans ya da bankada çalışıyorsanız şubeniz ya da bulunduğunuz noktada büyük bir değişim var. Bu değişimle birlikte paranızla alakalı sıkıntılarla ilgili sıkıntılarınız varsa bunlarda da toparlanma olacak ama bazı başaklara sesleniyorum. İşinizden kovulma gibi, işinizden istifa ettirmeye zorlayabilirler. Sizi bu konuya itebilirler. Sakın pes etmeyin. Haklarınız sizi kovsunlar. Haklarınızı alın öyle gidin. Çünkü sizi gerçekten artık tahammülüm kalmadı. Hani bugün başka bir iş bulsam çıkacağım modundasınız ama emeğiniz orada kalacak. Sabredin. Sakın işinize zarar vermeyin istiyorum. Görmemezlikten gelin. Mesela şöyle aile işi yapanlar ve ya da aileyle oturup iş kurmak isteyen bazı aslan burçları için evet gerçekten bunlar çok olumlu olacak ama şöyle bir olayımız var değerli aslan burçları. Kendiniz için planladığınız projeler, yeni anlaşmalar, yenilikler var. Evet ama sizde en büyük sorun ne var biliyor musunuz? Yani ben emeğimi oluşturmak istediğim noktada değilim. Ben yurt dışında olmalıyım. Mesela Japonya'ya gitmek istiyorum ya da Amerika'da büyük işler yapmak istiyorum diyorsanız bu kapılarımız açık, gayet aydınlık ama bunun için ocağa ihtiyacınız var. Şu an bunun altyapısını oturtalım. Ocakta zaten o planlarınız var. Mesela devlete girmek istiyorsanız çok yakın bir dostum halledecek bu iş sizin diyorsanız evet gerçekten halledecek ama biraz evet haklısınız. Şu an işsizsiniz, evde olmaktan, iş bulamamaktan çok bunaldınız. Anne ya da eş parası yemekten de çok bunaldınız. Bunların hepsi özellikle 2015'ine kadar çözümlenmiş olacak. Sabrınızın sonu selamet. Hiç korkmayın diyorum. Aile işi yapmak ve aile planı kuran bazı aslan burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, bu fikir çok doğru. Çok yeteneklisiniz ailece. Evet, ekonomik olarak bir arsanı ya da bir toprağın satılmasını bekliyorsunuz. Ondan sonra bu işi yapalım. Evet, bu proje doğrudur. Tarımla mı uğraşacaksınız, hayvancılıkla mı, organik bir şeyler mi yapma planınız var? Neyse bunu yapın, asla vazgeçmeyin diyorum. Mesela yurt dışına, buradaki ev ocağı satıp yurt dışına yerleşmek istiyorsanız bile bu bile doğru. Güzel kapılar, hayırlar olacak. Aşk konusunda bu ara böyle mıymıylanmak vardır ya, ay beni anlamıyor, ay beni dinlemiyor, ay beni görmüyor bile. Özellikle çiftlere sesleniyorum burada. Ya ben kime konuşuyorum, duvara mı konuşuyorum deriz ya. Böyle acaba beni dinliyor mu? Her şey evet diyor ama beni dinlemiyor gibi geliyor. Hayır, sizi o kadar iyi dinliyor ki sadece şu an
Neyi toparlayacağını bilemiyor. Böyle evimizde bazı maddi sıkıntılarımız var. Seni de incitmek istemiyor. Sadece evet 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 diyor. Artık sizde özellikle evli olanlar, benim kocam koltuğa yapıştı hiç duymuyor diyorsunuz ya. Hayır, o sizi duyuyor ama ekonomik olarak yapacağı noktayı bulamadığı için duymamazlıktan geliyor. Biraz daha bu duymamazlıktan oluşumlar gelecek. Hatta sizde şu şüphe oluşabilir. Benim işim beni kesin aldatıyor. Komşunuzla dedikodu yapar. Ay yok, beni anlamıyor, duymuyor diyorsun. Sizi aldatmıyor, sadece daha sizi rahat bir hayata itmek istiyor ve bu yüzden de kafası çok karışık. Lütfen bu ara onu anlayışla, sevgiyle, şefkatle toparlamanızı istiyorum. Sevgilinizle bu ara, özellikle sevgilisiyle didişen bazı aslanlara şöyle demek istiyorum. Evet, sevgilinizle aranızdaki krizi çözmezseniz bu ilişki bitmeye doğru gidiyor. Artık bu krizi çöz ya da hoşça kal demeyi unutma değerli Başak Burçları. Bir de aileler arasında değil de yakın çevrenizden kaynaklı bazı konulardan dolayı ilişkinizde zarar görebilirsiniz. Bu ara ilişkinizi saklı tutun, gizli tutun, her şeyinizi anlatmayın. Gerçekten ilişkiniz göze geliyor. Siz birbirinize aitsiniz ama çevrenizdeki insanların gözleriyle ilişkinizde devamlı bıtbıtlanmalar var. Gizli yaşayın, gizli birbirinize ait olun. Söylediğiniz zaman birkaç gün küs oluyorsunuz. Hiç sevgilisi olmayan başaklara şunu, aslanlara şunu demek. Aslanlar, size şunu demek istiyorum. Evet, karizmatik ya da çok güzel bir insanla tanışacaksınız. Ya karizmatik, cool bir adam ya da çok güzel ve zarif bir kadın hayatınıza dokunacak ve bu sizin gerçekten ruhunuza uyacak bir aşk olacak. Bunun değerini iyi bilin diyorum. Bir de bu dönem evde böyle söz, nişan, bu tarz olaylar söz konusu olabilir. Bu da bu hafta sonu bunun koşturması, yok kınalık geceniz olabilir, yok düğün temponuz olabilir, bir karmaşıklık var. Bunun da tadını çıkartın. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonlarımıza ve üreme organlarımızla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz ve kabızlık söz konusu olabilir. Dikkat edin, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.